Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız ben Nihan. Yine bu hafta ne oldu videosuyla karşınızdayım. Hemen derlediğim ilk konuya geçiyorum. İlk derlediğim konu Buckingham Sarayı'ndan. Saray, Kral Charles'a kanser teşhisi konduğunu duyurdu. Aslında Kral Charles, Kral 3. Charles prostat büyümesi nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. Ama bu ameliyat sırasındaki rutin kontroller sırasında sanırım göze çarpan başka bir yerde başka bir kanser teşhisi konduğunu açıkladılar. Kanserin prostatla ilgili olmadığını başka bir yerde bulunduğunu başka bir kanser teşhisi konduğunu açıkladılar ama ne olduğunu söylemediler. Benim birkaç duyumlarıma göre pankreas gibi duydum ama emin değilim. Böyle bir duyumlar var. Kesin olmamakla beraber, teyitlenmemiş bir kaynakla beraber. Yani bunların dışında bir açıklama yapılmadı. Bunların dışında bir ayrıntı paylaşılmadı. Adamdaki de gerçekten çok büyük şanssızlık mı diyeyim, ne diyeyim? Hani o kadar yıl tahta çıkmayı bekledi. O kadar yıl kral olmayı bekledi ama böyle bir hastalığa yakalandı. Yıllar boyunca annesinden sonra böyle bir tahta çıkmayı bekledikten sonra gerçekten yüzücü bir durum. Onun dışında bir de insanların arasına karışmayacağı, hani public işler yapmayacağı, sadece masa başında evrak işlerini halledeceği, onun yerine William bu görevi üstlenmiş. Onun yerine William bu işleri yapacak, işte açık davetlere, insanların arasına karışma işlerini onun yerine, babası yerine kendisi devam edecek. Zaten tahtın sıralamasına göre de William tabii babasından sonra yerine geçecek olan kişi. Ondan sonra da William'ın büyük oğlu. Eğer olur da William'ın büyük oğlunda bir şey olursa kız kardeşi, William'ın ikinci çocuğu olan kız çocuğu geçecek. Sıralama böyle devam ediyor. Böyle bir gündemle İngiltere çalkalandı. Hatta bir dünyanın birçok yerinde de haber oldu. Böyle bir şey açıklama gerçekten büyük bir etki yarattı. Bunun dışında da William böyle bir açıklama yaptı. Destek mesajlarınızdan dolayı teşekkür ederim gibi bir topluluğa karşı bir açıklama yaptı. Zaten onun eşi de bir ameliyat geçirmişti. Başka bir karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Bayağı o da böyle bir dinlenme sürecine girdi. Böyle bir açıklama yapıldı. Onun da böyle bir ciddi bir ameliyat geçirdi. 10 gün süre kadarıyla da bir hastanede zaman geçirdi. Londra ambulansı için bağış toplama etkinliğinde prens bu hepimiz için çok şey ifade ediyor dedi. Yani halkın bu desteğine e, çok teşekkürlerini iletmiş. Ayrıca bu etkinlikte Hollywood yıldızı Tom Cruise da konuk olmuş. Ayrıca William'ın kendisi de eski bir hava ambulansı pilotu. Yani bu işi yapıyordu. Bu bunu iş olarak yapıyordu kendisi de. Ne kadar kraliyet ailesinde de olsanız, prens, veliaht da olsanız, bunların çalışma zorunlulukları var böyle toplum içinde çalışmak zorunda oldukları işleri var hepsinin. Diyerek derlediğim bir sonraki konuya geçiyorum hemen. Geçenlerde İngiltere'de çok ilginç bir olay yaşandı. Bu haberi vermek istiyorum çünkü çok ilginç gelişmelerle devam ediyor. Londra'da Clapham diye bir semtte bir kişi eline geçirdiği böyle bir sıvı maddeyle, o maddenin ismini söylemeyeceğim. Eski partnerine ve çocuklarının yüzüne fırlatıyor böyle, yüzüne atıyor. Çok ciddi ağır yaralanmalara sebep oluyor kişilerde. Bunu fırlatıp kaçıyor. Hala daha aranıyor bu kişi. Hala daha bulunamadı. Sanırım üstünden bir 10 gün falan geçti. Polisler her yerde fellik fellik arıyor bu adamı. Afgan mültecinin 2016 yılında bir kamyonla İngiltere'ye gelmiş ve Hristiyanlığı geçtiğini iddia ederek İçişleri Bakanlığı'na sığınma talebinde bulunuyor ve iki kez reddedilmiş. Cezayeti 2018'de iki cinsel suçtan hüküm giymiş ancak işlediği suçlar sınır dışı edilme eşiğini karşılamadığı için kalmasına izin verilmiş. Yani görüyorsunuz değil mi? Hani gerçekten genelleme yapmak istemiyorum yine. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim zaten. Genelleme yapmak en sevmediğim şeydir ama görüyorsunuz hani Afgan yine bir Afgan mülteci yine böyle iğrenç suçlara sahip ama sınır dışı da edilmemiş zaten. Yani bu Avrupa'nın her yerinde, İngiltere'de bayağı son yıllarda bundan daha önce bahsettim, çok sefer bahsettim. Çok büyük revaçta. O yüzden ilerleyen zamanlarda bunların yani bu tarz gelen mültecilerin özellikle Afgan, Pakistan o tarz mültecilerin daha da büyük sorunlara yol açacağını düşünüyorum. Hemen diğer konuya geçeyim. İngiltere'de kızamık alarmı özellikle çocuklarda ama son şimdi gördüğüm bir habere göre de İrlanda'da bir yetişkinde görülmüş ve yetişkin hayatını kaybetmiş. Acayip son zamanlarda İngiltere'de çok yaygınlaştı. Böyle ateşle beraber kaşıntılı bir kızarıklıklarla beraber özellikle çocuklarda çok büyük tehdit oluşturuyor. Bunun üzerine hemen aşı vurulması gerektiğini duyurmaya başladılar. Vakalar arttıkça Batı şairin bir bölümünde kızamık, kulak ve kızamıkçık MMR aşıları için ücretsiz klinikler açılacak. Hükümet rakamlarına göre Batı Yokşehir'deki kızamık vakaları 4 katına çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu kabine üyesi Jackie Ramsey, Şunları söyledi. Kızamık sadece bir çocukluk hastalığı değildir ve her yaşta ciddi olabilir. Şimdi şöyle de bir şey söylemek istiyorum bunun yanında. Bir parantez açmak istiyorum. Bu Covid zamanından da çok böyle aşı olduk. Güvenmek zorunda kalıyorsunuz ve aşı olmak zorunda kalıyorsunuz. Denizden düşen yalına sarılır kafası vardı. Hani ben aşı olmaya çok meraklıydım. Tabii ki değildim. Ama mecburiyetten hatta Covid de geçirdim. Covid geçirirken de aşılarım vardı. Dedim ki acaba aşı olmasaydım çok daha mı ağır olacaktım? Hani Covid çok aşırı ağır geçmedi benim ama hani biraz sarstı beni. Aşıdan dolayı hafif mi geçiriyorum? Hani böyle de bir soru işareti kalıyor kafamda. Bu aşıların çok taraftarı değilim. Hani konspirasi teorisiyle yapmak istemiyorum ama Hani çok aşı seven bir insan değilim. Çünkü bebekliğimizden beri bir sürü aşılar vurulduk. ya. Yani. Ne kadar iyi niyetliler, ne kadarı iyi niyetli bunların. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne de hiçbir güvenim kalmadı. Covid zamanında yaptıklarını gördük. Yani e, hiçbir güce sahip değillermiş. Hiçbir ciddiyete de sahip değillermiş. Ne oldukları da belli değil. Hatta bunun yanına daha da ileri gideyim. Şunları da ekleyeyim. Ve Birleşmiş Milletler'e ve UNESCO'ya... Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hiç bunlara karşı bir sempatim yok. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazabilirsiniz. Sizle bu arada bir şey paylaşmak istiyorum. Daha çok aslında bu İngiltere'de yaşayanlar için faydalı olabilir. Bu önereceğim şey ulusal istatistik sayfası. Bu sayfada ki ara ara ben de bakıyorum hemen hemen birçok şeyi görebilirsiniz. Yani böyle işte aylık enflasyon oranı, hangi bölgelerde ne kadar ev satışı yapılmış, bir sürü burada oranları İstatistiksel olarak, grafikler olarak görebilirsiniz. Buradaki sayfa arkadaşlar, e, ulusal istatistik sayfası, grafiklerle beraber hani oran oran, ay ay hatta eski yıllara da gidebilirsiniz. %4,2'ymiş. Hani aralık 2023'e göre en son enflasyon oranı %4,2'ymiş. Grafik şeklinde bütün oranlara sahip 95 yılı, 93 yılı bütün e, yılları görebiliyorsunuz. Mesela burada pik yapmış. 2022 Ekim'de 9,6 ile %9,6 ile enflasyon mesela bu grafiğe göre pik yapmış. Böyle görebilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz 8780 2023 yılı Mayıs Temmuz arası son 4 hafta içinde iş aramayan veya önümüzdeki 2 hafta içinde işe başlamayacak durumda olan istihdamda olmayan kişilerin rakamı Mesela %75,8 ile 16-64 yaş arası çalışan yüzdeliği, işsizlik oranı ise %4,2. İngiltere'nin nüfusu 67 milyon küsür böyle bir oranda vermişler. Gösterdiğim bu sayfa umarım faydalı olur sizler için. Böyle bir şeyi paylaşmak istedim sizlerle. Merak ettiğiniz böyle istatistiksel ne varsa hemen hemen birçok şey var burada. Bu sayfada bakabilirsiniz. Bu videomda bu kadardı. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeden geçmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.